Atilla Dorsay ile birlikte 2016 Türk sinemasını, OHAL koşullarının sinemaya yansımasını ve Türk sinemasının geleceğini konuşacağız. Hoş geldiniz Atilla Dorsay. Seyirci ve film açısından nasıl bir yıl olduğunu sorsam? 2016 şu oluşmuş olan genel statüyü değiştirmeyecek. Yani Avrupa'da genel hasılatın büyük çoğunluğunun %50'yi aşan biçimde kendi filmlerine gittiği ülkeler arasında başı çekiyoruz. Hatta tek ülkeyiz. Fransa gibi kendi sinemasına çok düşkün olan bir ülkede bile Fransız filmleri her şeye rağmen Amerikan filmlerinin gerisinde kalıyorlar. İşte %35-%40 belki %45 civarında bir hasılat oranı elde ediyorlar. Bizde ise bu %50'yi aşalı, %60'lara ulaşalı bir hayli oldu, birkaç yıl oldu. Sanıyorum tam dökümünü yapmadık ama geçen yıl içinde de aynı şey olacak. Şimdi Türk sinemasının geldiği nokta çok ilginç bir nokta. Kendi filmlerine çok büyük bir ilgi gösteren bir seyirci. AVM'lerden tabii hepimiz çok şikayetçiyiz. Olur olmadık yerde yapılıyor ama kabul etmek lazım ki gerek büyük şehirlerde gerek Anadolu'da sinema salonlarının yeniden çoğalmasına, canlanmasına, daha da önemlisi çağdaşlaşmasına, günümüz koşullarına erişmesine büyük katkıda bulundu bu. Ve bir AVM'de 3-5-6 salon olduğu için sinema salonu sayısı geçen yıllara kıyasla bir hayli arttı. Yani insanlar daha çok film görüyor. Bu da tabii Türk sineması büyük ölçüde yansıyor hasılat açısından. Bu ticari açıdan bakış, sanatsal açıdan o bölünme hep vardı. Yani kitle filmleri, çok büyük bir seyirci arayan filmler ve de sanatsal filmler. İkisinde de çok, yani kitle filmleri derken işte çok büyük komedi ustalarımız var. Yani Cem Yılmaz var, Şahan Gökbakar var, her ne kadar son zamanlarda film yapmadıysa da yapmak üzere, hatta yapıyor galiba, Ata Demirer var. Yılmaz Erdoğan ve bütün bir BKM olayı var ki başı başına bir ekol. Bütün bunların hepsini popüler sinema diye sayıp küçümseyemeyiz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Ben Yılmaz Erdoğan'ın filmlerini çok beğeniyorum örneğin. Son filmi Ekşi Elmaları dizimden ameliyat olduğum haftalara denk geldiği için göremedim. Ama BKM'yi özlediği için görümcüye hemen koşa koşa gittim. Ve gerçekten popüler bir filmin içinde çok kendine özgü komedi ögeleri de buldum. Yani bir kere o ticari sinema dediğimiz sinema gayet iyi gidiyor ve aynı zamanda biz eleştirmenler pek rağbet etmesek de işte Düğün Dernek gibi filmlerle, seriye dönüşen filmlerle de Kocan Kadar Konuş, ne bileyim ben, bu filmler seriye dönüşüyor. Bunlarda da belli değerler olduğuna inanıyorum. Sanatsal filmler işte artık o Türk büyükleri var bence. 6 büyük yeni sinemacı, yani yeni derken son 10-15 yılda bütün dünyaca tanınan bir yarım düzine sinemacımız var. İşte kısaca hatırlayalım. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir Kubuz, Derviş Zaim, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu ve de Yeşim Ustaoğlu. Altılısı, bunlara bir altılı diyorum ben. Her filmleri ilgi çeken, her filmleri hem belli bir seyirci toplayan ama büyük rekorlar kırmasa da biz eleştirmenleri, sinema severleri hem de dünya çapında mutlu eden filmler oldu. Bunların hepsi şu anda hazırlık içinde. Nitekim Yeşim Ustaoğlu'nun son filmi Tereddüt gelecek hafta gösterime çıkacak. Olağanüstü iyi bir film, en iyi filmi olduğu söyleniyor. Ben henüz göremedim. Diğerlerinin de filmleri var bildiğim kadarı. Ama daha da önemlisi yeni bir kuşak geliyor. Yani öyle bir kuşak ki hiç beklenmedik şeyler yapıyor. Yani Marsteng Fransa'dan gelen bir yönetmen ama Türk yönetmeni, ama onu bir önceki yıla ait sayabiliriz. Fakat mesela bu yıl yine Cannes'da gösterilen, Marsteng de Cannes'da gösterilmişti. Albüm adlı film yepyeni bir yönetmeni haberledi. Ve ben onun filmlerinden çok mutlu oldum. Daha başka filmler de var. Abluka, yani benim olağanüstü bulduğum bir politik filmdi. Kandahar Soğuğu, Kandahar değil başka bir şey, neydi tam olarak? Kalandar. Kalandar Soğuğu ki Oscar adayımız olarak dışarı gidiyor. Onu da göremedim, onu da söyleyeyim. Bence yine çok önemli bir film gibi gözüküyor. O boşluğu hemen gidereceğim. Film sayısı da olağanüstü arttı. Hatta biraz yapay ve aşırı biçimde arttı. Şimdi kolayca %120-130 filme çıkabiliyoruz. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu ve sonrasında OHAL kararı çıktı. Türk sineması bundan nasıl etkilendi?
Şimdi bütün olağanüstü dönemler sonuç olarak ister istemez baskı dönemleridir. Tabii bu dönemlerin baskı dönemine dönüşüp dönüşmemesi yine iktidarlara bağlı bir şeydir. Bazı yerlerde olağanüstü hal, ki biliyorsunuz o hal onun kısaltılmışı, gerçekten gerekli olabilir ama her şeye rağmen temel özgürlükleri, temel insan haklarını belli ölçüde koruyarak bu sistemin uygulanması gerekir. Bugün Türkiye'de uygulanan o halin tam anlamıyla bu şekilde olduğunu söyleyemeyiz. Benim naçizane görüşüme göre sonuç olarak iyi niyetlerle bile olsa gerçekten birçok gazeteci, birçok fikir adamı, birçok düşün adamı, birçok sevdiğimiz yazarlar, hatta bunların arasında dünya çapında olanları da var. Bugün içerideler, tutuklular. Yani bunu herhangi bir o halle kolay kolay açıklama imkanı da yok ama bunun geçici bir dönem olduğuna ve çok fazla sürmeden en azından basının, medyanın ve sanatın üzerinde sallanan bu Damokles'in kılıcının yerinden indirileceğine inanıyorum. Sizce Türk sinemasının hala çözümlenemeyen en büyük sorunu ne? Valla yine ve hala senaryo. Çünkü yani bir kere profesyonel senaryocu kalmadı. Eskiden bir takım adamlar vardı. İşte bir proje onların önüne giderdi. İşte malum onları tanırız. Bülent Orhan vardı, Safa Önal vardı. Bir takım insanlar daha vardı. Profesyonel yılda oturup kolaylıkla 8, 10, 15 senaryo üretirlerdi. Bugün böyle bir şey katiyen yok. Buna mukabil aşağı yukarı her yönetmen, her genç yönetmen biraz da eğitimli aldığı için ve Fransızların auteur, yani yaratıcı yönetmen kavramına yakın olduğu için kendi senaryosunu kendisi üretiyor. Ama bunlar bazen yeterince iyi olmuyor. Yani belki yanlarına birer yardımcı alsalar, çünkü senaryo artık Batı'da da bir ekip işi olmaya başladı. Ben birçok filmde 2-3 kişinin senaryo yazdığı da görüyorum ki Türk sineması bu gelenek var. Mesela 3 arkadaş filmi geçen gün tesadüfen gözüme ilişti. Aralarında gayet ünlü isimlerde olan işte Atıf Yılmaz'dan Bülent Orhan'a yarım düzine sanatçının ortak senaryosuyla oluşmuş. Yani Memduh Ün'ün 1958 yapımı ünlü 3 arkadaş filmi. Demek ki bu gelenek var ve bir zamanlar yine ünlü sanatçıların, kimi zaman takma isimlerle de olsa, senaryoya katılma geleneği de var. Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir'e, Yaşar Kemal'den Orhan Kemal'e. Bugün o ünlü, yani bugünün büyük Türk yazarları da pek son zamanlarda senaryoya katılmıyorlar. O yazarları biliyoruz, bazıları hapiste zaten. Çok seviyoruz onları ama sinemayla çok ilgilenmediler diye düşünüyorum. Ne yapıp edip o yazar gücünü ya bir eseriyle ya bir senaryo ortak katkısıyla çekmek lazım. Veyahut da dediğim gibi yönetmenlerin, genç yönetmenlerin senaryo oluştururken danışmaları yanlarına bir uzman, bir yazar, bir danışman almalarında fayda var diye düşünüyorum. Peki 2017 sinemasına dair öngörüleriniz neler? Valla film sayısı sanıyorum otomatikman biraz azalacak. Çünkü bu kadar çok film seyirciye ulaşma ve bazı filmler, yani komik söyleniyor işte, falanca filmin ilk haftasında 25 kişi gitti veya 75 kişi gitti. Böyle rakamlar geliyor önümüze. Sanıyorum biraz azalacak. Dediğim gibi o ünlülerin çoğu son yılı sessiz geçirdikleri için, Nuri Bilge'den Reha Erdem'e, gerçi Derviş Zaim çok meşguldü, yine iyi filmler yaptı. Son filmlerini ben sevdim, beğendim, hoş filmler yaptı. Ama diğerleri sessiz geçirdi. Bu yıl onların açısından, onların yönünden gelen bir patlama olacak diye düşünüyorum. Bir de tabii televizyondan gelen bir kuşak olacak. Orada çünkü çok dizi çekildiği için bir takım yönetmenler, oyuncular, teknik kadrolar yetişiyor. Ve onlar bazı filmlerle sinemaya atlıyorlar. Sinemaya geçiyorlar. İlk filmleri belki çok başarılı olmuyor çünkü o televizyon tarzı galip geliyor ama öyle bir formasyonları var ki, yıllardır dizilerde çalışanlar var. Onlar sinemada kendi yollarını buldukları anda emin olun bu iş değişecek. Mesela önümüzdeki hafta Kasap Havası diye bir film çıkıyor. Ve o film de televizyonda kendini yetiştirmiş bir hanım yönetmenin filmi. Bu tek bir örnek. Bunun arkası gelecek ve televizyondan da sinemaya bir akış olacak. Olumlu yönde. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu söyleşi için. 2016'da darbe girişimi ve OHAL kararları sinemayı etkiledi. Atilla Dorsay ile birlikte 2016 Türk sinemasını, OHAL kararının sinemaya etkisini ve geleceği konuştuk.
Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.